Evet değerli arkadaşlar, bu da yaklaşık 25-30 yaşındaki bir kiraz ağacımız. Şimdi bu ağaca baktığımızda gövdede ve üst tarafta zantlanma gördük. Biz de bilgi vermek için değerli vatandaşlarımıza paylaşalım istedik. Şimdi şu anki yapacağımız işlem aslında kiraz ağaçlarında çok şiddetli bir kanser etmeni olan sitospora var mı yok mu diye gözlem yapıyoruz. O durumda kabuk altına mı bakıyoruz ağacın? Bu zaten bu bakteriyel kanserde ve diğer sitosporada çok belirgin özellik kabuk sert çekirdekli meyve türlerinde çok kolay sıyrılıyor. Yani sadece bir noktadan kestiğiniz zaman kabuğu çok kolay komple sıyırabilirsiniz. Peki bunun için ne diyebiliriz? Bunu şimdi biraz böyle hafif güneş gören bir yere tuttuğumuzda şu ince gövde kısımlarından kırmızımtırak damarların geçmiş olması gerekir. Bu sitosporayı dışarıdan yapmış olduğumuz gözlemlerden bir tanesi. Bakıyoruz şu an böyle bir damarlanma yok aldığımız örnekte. Onun için buradaki zantlanmanın sebebi sitospora kanserinden değil ama bakteriyel zantlanma dediğimiz yine sert çekirdekli meyve türlerinde olan bir zantlanma. Bu zantlanmanın da kiraz ağaçlarında olmasının birkaç tane sebebi var. Tabii iş her zaman dönüyor ta fidanken ki sağlıklı olma durumuna. Yani bir fidanın, yani bu ağacın en küçük halindeyken sağlıklı olmuş olması. İkinci durum derin dikim. Özellikle kirazda yapılan derin dikimler ileriki yıllarda zantlanmayı tetikliyor. Sonrasındaki faktörler ise kuşlar ya da böcek gibi vektörlerle taşınan bakteriyel etmenler. Yani ağaca daha sonraki süreçlerde de bakteri bulaşabilir. Her zaman tabiatta böyle bir risk var. Ama neticede bu meyve bahçelerimizde eğer ki bir tane ağacımızda bakteri etmeni varsa ve siz burada budama makasıyla bu işlemi yaparken sterilizasyona dikkat etmiyorsak, alet ekipmanlarımızı çamaşır suyuna daldırmıyorsak, onu da 10 litrelik bir çamaşır suyu, 9 litresi çamaşır suyu 1 litrede su olacak şekilde bu tip bir ölçüde yaptığımızda, alet ekipmanlarımızı evveliyatında daldırma ile 5-10 dakika bekletirsek ya da her ağaçtan budama yaparken diğer ağaca geçişte de bu sterilizasyon kurallarına uyarsak, hastalıklı olan fidan ya da ağaçlarımızın budama işlemlerini en sona bırakarak da bu yol yapılabilir. Bu tip işlemlere dikkat ederek ağaçlarımızda ya da bahçemizde enfeksiyon riskini minimize edebiliriz.